İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kum Saati programından herkese sevgiler, saygılar sunarak programımıza başlıyoruz. Tabii bir özürle esasında programı başlamakta fayda var. Dün teknik nedenlerden dolayı maalesef programımız yayınlanamadı, gerçekleştiremedik. Kum Saati izleyicilerinden ve Meltem TV izleyicilerinden özür diliyoruz. Sevgili izleyiciler, dün Haber Ötesi programının çok özel bir konuğu vardı. Meltem TV'de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Haber Ötesi programına konuk oldu ve merak edilen tüm sorulara içtenlikle cevap verdi. Birazdan Hüseyin Baş'ın konuk olduğu Haber Ötesi programından bir kısa özet yayınlayacağız. Sevgili izleyiciler, dünya piyasaları ve Türkiye piyasaları yarına odaklanmış durumda. Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu yarın toplanacak ve faiz arttırımı beklentileri içerisinde tüm piyasalar. Peki ne kadar bir faiz arttırımı olabilir? Onunla ilgili farklı görüşler var ama Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz arttırımı ile ilgili adeta bir ipucu verdi diyebiliriz. Bu arada tabii beklenen pandemi yasakları da dün açıklandı. Özellikle İstanbul'da yaşayan izleyicilerimizi çok yakından ilgilendiren yasaklar var. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili olarak tüm detayları programı süresi içerisinde eğer zaman kalırsa vermeye çalışacağız. Ve Murat Çabaz'a dönüyorum. Gazeteci yazar Murat Çabaz. Murat Çabaz hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. E, dün Meltem TV'de Haber Ötesi programının çok özel bir konuğu vardı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey. Uzun bir program yaptı, dolu dolu bir program oldu. Adeta merak edilen e, birçok soruyu e, sorabilme fırsatı buldu program yapımcıları Harun Kayacı ve Ünal Emiroğlu. E, programın içeriğinden arkadaşlarımız kısa bir özet hazırlamışlar. İstersen önce özetimizi bir izleyelim. Çünkü çok çarpıcı konularda açıklamalar yaptı Hüseyin Başbey. Ee, o açıklamalar üzerine biraz konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Sevgili izleyiciler, Haber Ötesi programından kısa bir özetimiz var. Yaklaşık 6,5 dakikalık. Ee, bu özeti beraberce izleyelim. Sonra üzerine biraz Murat Çavaz'la konuşalım. Ee, tabii burada en önemli sorunuz şudur herhalde. Senin ne hayalin var diye. Bunu çünkü soruyorlar evet. bana. Hani buna çok kısa bir şey söylemek isterim. Zaten Başımıza ne geldiyse bizi yönetenlerin kişisel hayallerinden ötürü geldiği için hmm. e, ve Platon'un da hani devlet kavramında yönetici kavramında e, belli doygunluğa ulaşmış insanların yönetici olmasını tavsiye eder çünkü aksi halde kişiler kendi isteklerini, kendi menfaatlerini ve kendi hayallerini gerçekleştirmek adına bir yönetim modeli tutacaktır. E, burada benim en büyük hayalim hayal kurabilen bir Türkiye'nin başında olup o potansiyellerini gerçekleştirmek uğruna savaşmak isteyen insanların e, yöneticisi olup sadece onların hayallerini hayata geçirmektir. Bunun dışında zaten yöneticilerin bir hayal mekanizması olmasını doğru da bulmuyorum. Bağım'ın Bu, kitaplarının hepsi birbirinden çok kıymetli. E, çünkü insanı insan yapan ve insan olmanın getirilerini e, faydalarını ve yükümlülüklerini anlatan e, onun yanı sıra insanın insanla ilişkisini düzenleyen, insanın toplumla ilişkisini düzenleyen, insanın tarihle ilişkisini düzenleyen, insanın gelecekle dü ilişkisini düzenleyen her konuya değinen bir insandı babam. Ve bu noktada bütün eserleri çok kıymetli. Fakat e, benim için çok farklı bir yeri olan Milli Ekonomi Modeli kitabı diyebilirim. E, hatta benim başucu kitabımdır. E, sürekli okurum. Her sıkıştığımda veya düşündüğümde başvurduğum bir eseridir. Çok kıymetli gördüğüm bir eserdir. Ve bence onu farklı kılan da şudur: e, Milli Ekonomi Modeli esasında bir kitap değildir. E, milli Ekonomi Modeli esasında bir pusuladır. Ve nihayetinde insanlar devletleşme yapısına geçmek istemişler. Neden? temel ihtiyaçları karşılayabilen bir mekanizma olmasını dilemişler, istemişler. Yani devletin varlığının anlamı bu, sebebi bu. Bireylerin yaşayabilmesi, bunların bağımsızlığı, bunların huzuru, refahı için. Burada tabii süt, mama, giysi, eklenmesi gereken eğitim, sağlık, temel ihtiyaçlar hususunda devlet kesinlikle aktif bir rol oynamak zorunda. Hmm. Niye bunu oynamak zorunda? Birincisi devlet olduğu için, asıl baba olduğu için onların e, gerçekten gözeticisi, sahibi olduğu için bunu yapmak zorunda. Tabi e, tabii bunu kapalı cümlelerle söylemeyeyim. Devlet bunları karşılamak zorunda. Hmm. Ya yani biz bugün iktidar olsaydık biz bunu karşılıyor olacaktık zaten. Sonra burada anne babaların sessiz çığlığı diyorum ya, bakın resmi rakam gerçek, sayılar gerçek, araştırmalar sonucu anne sütünün Amerikan ekonomisine katkısı yıllık 170 milyar dolar olarak hesaplanmış. Yılda. Bu ne demek? 350 milyon bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye neredeyse dörtte biri. Dörtte birlik bir nüfusu göz önüne aldığımızda. Kültürel ve çevresel faktörleri de düşündüğümüzde bizde genelde biliyorsunuz daha uzun anne sütü verilir. Daha uzun süreler orada erken kesilir. Ve genç nüfus yeni doğum oranları da hesaba katıldığında belki de buna denk yani o nüfus azlığına rağmen buna denk bir ekonomiye katkısı var. Anne sütünün ekonomiye katkısından bahsediyorum. 150 milyar dolar diye hesaplasak Türkiye'de 150 milyar dolar demek benim gayri safi milli hasılamın üçte biri ya. Evet. %30'u. Sadece buradan bir zenginlik. Peki biz bu annelere ne sağlıyoruz? Ne katkıda bulunuyoruz? Bakın bugün işte dizilerde, filmlerde o e, sözüm ona özenilen hayatlarda görüyoruz. İşte evler var, zenginler var. Benim annemin evde tek başına yaptığı işi 3 kişiye, 4 kişiye yaptırıyorlar evde. E Çünkü... Ve bu hayatın içinde var. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Ama bugünün ekonomik koşullarında bunu hesap etsek, hani bir kişiye 3 bin lira para veriliyor desek, 9 bin lira. 4 kişi desek 12 bin lira paradan bahsediyoruz. Benim anneme bir kuruş kimse vermiyor. Aynı işi yapıyor, aynı katma değeri üretiyor, aynı faydayı sağlıyor hem topluma hem bana hem ekonomiye ama 1 lira geliri olmuyor. Şimdi biz niye bunu sağlamıyoruz? Biz, neden biz bunu vermiyoruz devlet olarak? Ya tüm annelerimiz bu şekilde değil mi tüm ev hanımları bu şekilde değil mi Son söylemek istediğim Türk milletine rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcut Eğer buna dönersek eğer buradaki asil kandan güç alırsak ve fikirlerimizi bakış açılarımızı, bu doğrultuda şekillendirirsek hiçbir güç bu milleti yıkamayacaktır. Ve hiçbir koşul altında. Biz bu dünyanın en güçlü milletiyiz. Bu dünyanın en köklü milletiyiz. O muhtaç olduğumuz kudreti kendi damarımızdaki asil kandan bir güçle alarak gerçekten babamın ideal ettiği, rahmetli merhum genel başkanımızın, Profesör Doktor Haydar Baş'ın, kainat devleti olma hususunda çok hızlı bir şekilde bir biçimde yol alırız. Ee, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız, bizi ağırladınız. Gerçekten müteşekkirim. Ee, i̇nşallah tüm toplumunda göreceği biçimde, tüm teşkilatımızın da göreceği biçimde biz ülke siyasetinde destan yazacağız. Murat Çabas, Hüseyin Baş Bey'in konuk olduğu Haber Ötesi programından arkadaşların da eline sağlık diyelim. Ee, güzel bir özet hazırlamışlar. Şimdi birden fazla tabii konu başlığı var. Ee, hangisinden başlayalım? İstersen e, kendi hayalini anlattı Hüseyin Baş Bey ve dedi ki ben insanımın hayallerini gerçekleştirmektir benim en büyük hayalim dedi ve milli ekonomi modeliyle ilgili bir spot cümle verdi. Dedi ki milli ekonomi modeli bir pusuladır. Her sıkıştığımda okuduğum bir kitaptır dedi. Devletle ilgili farklı bir yorum yaptı ve devlet toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Yani diye altını çizerek söyledi ve anne sütü ekonominin nasıl bir merkezinde olduğunu, annenin nasıl ekonominin merkezinde olduğunu, ev hanımlarının nasıl ekonominin merkezinde olduğunu açıkladı ve Finalde de e, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kandadır dedi. Evet gerçekten e, programı aslında hani iki saatlik bir programdı. E, bu programı başından sonuna e, detaylıca e, izlemek lazım <laughs> ve tabii ki e, bu program e, hani bilmiyorum tekrar yayınlanacak mı? Yayınlanması evet, bence fayda mutlaka var. Mutlaka yayınlanır. Ama e, ana haberde haberde bölüm bölümde e, yayınlanacak, yayınlanıyor eee bizler de bu programda böyle birçok hani gündem başlığını belki evet. farklı farklı konuşmaya çalışacağız ki sadece hani ekonomi sadece devlet değil gençlikten de bahsetti Hüseyin Baş Beyefendi. Aynı zamanda adalet mekanizmasından, yargıdan evet. bahsetti. yani aslında ekonomiden siyasete, iç politikadan dış politikaya, eğitimden hukuka birçok konuya girdi. Hani iki saat dolu dolu bir program. Evet. Tabii burada ee, hani karşısındaki hani beraber program yaptığı kişiler de çok önemli. Ee, Profesör Doktor Ali Ünal Emiroğlu. Kendisi e, Türkiye'nin e, mümtaz bir anayasa hukukçusu. Evet. Ve aynı zamanda hani İstanbul Barosu'nda iki defa aday i̇ki olmuş. İki defa falan. aday olmuş bir insan. Evet. Böyle bir hukukçu. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği çok sayılı hukukçulardan bir tanesi. Yani böyle bir e, değerin karşısında, böyle bir ilim adamının karşısında da efendim konuşmak gerçekten kolay evet. değil. Aynı zamanda işte Harun Kayacı Bey de e, ekonomi konusunda Prof. Doktor Haydar Baş Bey'in özellikle e, hani e, milli ekonomi modelinin girdiğinin e, genel sekreterliğini yapmış olan e, birçok kongrede de Haydar evet. Baş Bey'in yanında olan önemli bir isim aslında. Hani baktığımızda e, hani <laughs> Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın aslında her konuya ne kadar vakıf olduğunun en önemli göstergeden evet. birisi de bu isimlerde de program yapmış yapıyor olması. Yani dikkat edin orada çok önemli tespitler ortaya koydu ve bu tespitlerde Harun Bey de Ali Ünal Bey de büyük bir hayranlıkla beraber Hüseyin Baş Başbeyefendi evet. dinlediler. Yani bu noktada baktığımızda doğru Prof. Doktor Haydar Baş Bey'in çok önemli eserleri var. Hani milli ekonomi modeli tarihi bir eser yani mükemmel bir eser. Sosyal Devlet Milli Devlet tezi mükemmel bir eser. Bağım Türkiye Partisi yine Sayın Prof. Haydar Baş Bey'in çözüm odaklı bir siyaset anlamında çok önemli bir eser evet. ama e, yani böyle bir genç lider yetiştirmek, böyle bir yani bu da yani neticede bütün bu eserleri Tabii. hayata geçirecek olan bir lideri yetiştirmek de bence çok önemli bir evet. e, eser aslında bir eser aslında. Yani İnsan ee, insan zaten en büyük eserdir. Bunu Tabii. yetiştirilen lider ve kadro en, en önemli eserdir. Tabii. Şimdi bu noktada bakın e, yine matematik e, olayı işleyelim aslında çok önemli. E, başımıza ne geldiyse diyor Hüseyin Baş Efendi? bizi e, efendim e, kendi kişisel hayallerini gerçekleştirmeye çalışan siyasilerden geldi. Yani bizi evet. idare edenlerin, bizi yönetenlerin kendi kişisel hayallerini Ön plana tutmasından geldi. E şimdi baktığımızda gerçekten yani bugün yani devlet adamı kumaşı dediğimiz şey nedir? Devlet adamı kumaşı e, bu kumaşı taşıyan insan kendisini milletine ve devletine feda etmiş demektir. Evet. Yani devletini ve milletini kendi kişisel hayallerine feda eden kişi değildir devlet adamı. Yani kendi efendim hayatını, kendi ömrünü, vatanına, milletine ve devletine ayıran kişidir. Yani, Ulu Önder Mustafa dersi. Kemal Atatürk'ün hani bir sözü var ya benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payda kalacaktır. Yani ben önemli değilim. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyen kişi devletin kurucu babası, kurucu lideri. Evet yani bütün o taşıdığı emaneti de hani gençlere emanet eden evet. kişidir lider. Onları yetiştiren, onların önünü açan, devleti güçlü kılan, milleti güçlü kılan liderdir. Evet. Şimdi bu, bu mesela kumaş Mustafa Kemal Atatürk'te var. Evet. Baktığınız baktığın zaman hayatı boyunca bakın hayatını, sağlığını, her şeyini değil mi? Gecesini, gündüzünü bu milletin bağımsızlığını adamış. Bu evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin efendim yükselmesini adamış. Dünyanın en güçlü devleti olmasını adamış. Evet. Bir liderden bahsediyoruz. Hayatın defalarca cephede bu millet için, bu vatan için ortaya koymuş olan bir liderden bahsediyoruz. Evet. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihine baktığımızda 1957, şey 1938 kaç yaşında? 1881'den çıkardığınızda 57 yaşında. Evet. Yani 57 yaşındaki bir insan. Bakın, Gazi Mustafa Kemal'in son 10 yılına bakın. Yani sanki 70 yaşında bir insan gibi duruyor, değil Tabii mi? Fotoğrafına, hani o vefat ettiği anın rahmetlinin fotoğrafına baktığınızda, ya yani artık böyle 70-80 yıl yaşamış bir insanın yani yüzündeki o yorgunluğu görüyorsunuz. Tabi yani baktığınız zaman yani her şeyini vatana feda etmiş olan, sağlığını da vatana feda etmiş olan bir insandan bahsediyoruz. Mesela son nefesinde, son nefese yakın bir dönemde biliyorsunuz evet. hataya gidiyor. Hatta e, siroz hastalığı çok e, yani ciddi bir ağrıya ve kanamalara neden olmasına rağmen Doktorlarının ee, gitmeyin tabii, uyarıları rağmen, ve vefatına neden olarak da o gidiş gösteriliyor. Yani o dönemde yaşadığı yorgunluğu daha sonra atamıyor vücudundan. Evet kesinlikle ve bir vatan toprağını kurtarmak için gidiyor. Tabi. Ve o hamlesiyle beraber de gerçekten kurtarıyor. Ama evet. canını bunu uğurda aslında feda etmiş oluyor. Evet. Baktığımızda. Bu manada yani da aslında şehitliktir. Bu manada da bir şehitten bahsediyor evet. aslında. Şimdi. E, Şimdi öyle cümleler ki bizi çok iyi farklı yerlere götürüyor. Evet. Yani e, Prof. Dr. Haydar Başbey'in hayatına bakın. Çileyle dolu değil mi? Evet. Ve kendisine ayırmadığı bir hayat. Yani sürekli efendim milletine, devletine, vatanına, insanlığa adanmış bir hayattan bahsediyoruz. Ve işte e, lider nedir? Hüseyin, Sayın Hüseyin Başbey Efendi'nin şu cümlesiyle e, aslında ifade etmemiz lazım. Benim de en büyük hayalim, Hüseyin Başbeyefendi. Evet. İşte böyle bir liderin yetiştirdiği bir liderden bahsediyoruz. Benim de en büyük hayalim milletimizin hayallerini milletime yakışır bir insani çerçevede yaşamaya muktedir kılmaktır. Evet. Yani aslında kısaca ifade etmek gerekirse milletimin hayallerini gerçekleştirmektir diyor. Benim evet. de en büyük hayalim milletimin hayallerini gerçekleştirmektir. Evet. İşte lider budur. Olması gereken lider budur. Hatta çok daha ötesi de var bunun. Yani neticede. Milletin hayal edemediği şeyleri de millet yararına hayal edebilmek. Yani millet adına ortaya koyabilmektir. Hani Prof. Haydar Baş Bakın. Önemli bir şey söyledin. Yani illa e, hani ben millet adına öyle hayaller kurmalıyım ki yeri geldiğinde o hayalleri milletim kurmamış dahi olabilir. Tabii. Yani milletin hayalinde 10 bin lira asgari ücret var mı? Yok. Evet. Milletin hayalinde efendim e, maden zengin olmak, bor zengin olmak var mı? Yok. Milletin hayalinde vatandaşlık maaşı var mıydı? Yoktu. Tabii. Ev hanımları maaşı. Ev hanımları maaşı. Hüseyin Başbey evet. çok önemli bir e, ifadede bulunuyor. Yani Anne sütünün e, ekonomiye katkısından bahsediyor. Bu çok yönlü bir katkı. Yani bir kadının, bir annenin esasında sadece evladını emzirdiği o 8-9 aylık değil mi? Belki maksimumda bir yıllık sürenin yani bir ülkenin ekonomisine, işte Amerikan ekonomisine katkısının senelik 170 milyar dolar olduğunu söylüyor ve bunun karşılığında biz annemize ne veriyoruz? Bir annenin temizlik, yemek, bulaşık, çamaşır ve çocuk bakımı esasında her biri birer bir meslek, her biri birer iş. Ee, İngiltere'de yapılan bir araştırmada bir ev hanımının Normal şartlar altında günlük mesaisinin piyasa karşılığının 9000 sterlin olduğu hesaplanmış. Yani bir anne Aslında yemek yapmak kadem kalem hesapladığında, şey yaptığında, yani gerçekten o rakamlar. Doğru. Yani bir annenin çocuğunu emzirmesinin, efendim evini temizlemesinin, yemeğini yapmasının, bulaşığını yıkamasının, efendim evdeki temel ihtiyaçları karşılamasının her birini birer meslek olarak alsanız ortalamada Türkiye'de asgari ücretin bugün 2400 lira civarlarında olduğunu düşündüğünüzde işte 4 meslek kabul etseniz bunu ortalamada 10 küsür bin lira 10 bin lira özür dilerim bir ev hanımına sizin maaş vermeniz gerekir. Evet. Aslında bir ara hatalarsanız sosyal medyada bir video vardı. Güzel bir, çok evet. anlamlı bir videoydu. Hani onu izleyeceğimiz bulabilirlerse tekrar izlesinler. Bir iş başvurusu ofisi. Evet. İnsanları işe davet ediyorlar. Ve diyorlar ki işte sayıyorlar e, 7-24. Evet. Ondan sonra diyorlar ki gece bunu işi bu mesleğin gecesi Tabii. yok. Tatili Temizlik yok. yapacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız ve maaş yok diyorlar. Evet. Deyince ya siz buraya, buraya bizi niye çağırdınız diye <laughs> adamlar tepki gösteriyorlar. İşte bir annenin yaptığı bu. Evet. Yani evlatları için, çocukları için yaptığı şey bu. Yani bunun aslında bedeli yok. Yani şöyle söyler misiniz? 9 ay bir Bebeği karnına taşımak, onu doğurmanın bedeli nedir? Şimdi anne sütünün bedelini az çok ekonomik olarak hesaplayabiliyoruz. Tabii. Yani Amerika hesaplamış 170 milyar dolar kendi nüfusu için. Türkiye için Sayın Hüseyin başbeyefendi Efendi ifade etti. Yani Bunun ekonomik karşılığı 150 milyar dolar. Evet. Türkiye'deki. Yani baktığın zaman peki anne karnında 9 ay taşımanın bedeli nedir? Tabii. Yani o çocuğa o eğitimi verebilmek, o anne sevgisini verebilmek. Yani anne evet. sevgisinin bir karşılığı var mı? Yok. Dolayısıyla işte Prof. Dr. Haydar Başbey aslında bütün bunları ortaya koyarak, bütün bunları önümüze koyarak milli ekonomi modelinde ev hanımlarına maaş bağlanması lazım dedi. Evet. bu Tabii ki bu ev hanımlarının efendim ortaya koymuş olduğu hizmetin bir karşılığı değil bu. Ama en azından onların kendilerini ekonomik olarak en azından özgür hissetmeleri, en azından kafasındaki birçok problemleri aşabilmeleri, aile saadetlerini sağlayabilmeleri için ve çocuklarına daha iyi yoğunlaşıp onlara iyi bir gelecek aşıl aşılayabilir, iyi bir eğitim verebilmeleri için aslında annelere verilmeseyken askeri, şey, askeri şeydir, asgari şeydir bu. Tabi. Yani burada bunu da ifade etmek Yani lazım. anne hakkı denemez ama en azından bir şey vermeye başlayarak o Tabii. hakkı helalleşme sürecine götürmekte fayda var. Tabii kesinlikle. Burada işte Hüseyin Efendi bunu evet. ortaya koydu. Yani Ev hanımları sadece anne sütünü hesapladığınızda 150 milyar dolar yani ekonomik evet. değer olarak bunu alıp satalım anlamda değil mi? Bazıları Tabii. böyle anlayabilir öyle değil o anlamda değil. Yani, yani bu işin ticaretinden bahsetmiyoruz sevgili bahsetmiyor. izleyiciler. Bunun toplumsal faydasından evet. yani bugün anne sütünün bir insanın sağlıksal fayda karşılığı baktığınız zaman milyarlarca liraya karşılık geliyor bir toplum için. Neden? Çünkü siz Doğru beslenmiş, doğru anne sütü emmiş e, insanların e, immün sistemi dediğimiz yani sağlık savunma sisteminin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Kemik sisteminin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Yani çok daha sağlıklı bireylerden bahsediyorsunuz. Çok daha sağlıklı birey demek daha az ilaç, daha az e, efendim hastane masrafı, daha uzun süre çalışabilme, hayatın içinde olabilmek demektir. Evet, en kesinlikle. basit halinden bahsediyorum burada. Tabii kesinlikle bir de tabii toplumun çekirdeği hani hani anne tabii. bütün hani yuva dişi dişi kuş üzerine kurulur derler ya bak ben ya. yani. Yani burada baktığınızda işin temeli bu. Yani toplumun temeli aile, ailenin temeli anne. Tabii. Şimdi yani böyle bir şeyden Anne sütünün karşılığı yok dünyada. Yani üretilebilmiş anne sütüne karşılık gelebilecek bir Değil. gıda takviyesi, bir gıda, bir besin değerinden bahsedilemiyor. Yaklaşmak yani ana hedefi gıda üreticilerinin, bebek maması üreticilerinin anne sütünün kalitesine besleyiciliğine yaklaşmak en büyük hedefleri bu ve sen de babasın ben de babayım biz o yollardan geçtik o bebek mamaları o küçük küçük bebek mamalarının yani maliyetleri Allah yani yeni anne baba olmuşlara yardım etsin özellikle anne sütü almayan ya da anne evladına süt veremeyen annelerin çocuklarının sadece mama maliyetleri bile inanılmaz boyutlarda. Şimdi kapital sistem ne diyor? Ha, bu anne diyor bir gelire sahip olmak mı istiyor diyor. Çalışması lazım. Çalışması lazım. Var. Çalışması lazım. Ya, zaten çalışıyor. Zaten gezesini gündüzüne katmış. Evet. Toplum için bir katma değer üretiyor. Devlet için evet. bir katma değer üretiyor. Yani ekonomik anlamda da böyle. Onu zaten söylüyor Sayın Baş Beyefendi. Yani bu anne zaten vazifesinin fazlasıyla yapıyor. Sen buna emeklilik hakkı vermen lazım ki Prof. Taydar annelere emeklilik hakkından Milli ekonomi modelinde bir proje olarak var bu zaten. Artı maaş bağlanması zaten var. Baktığın zaman, hani annelerin efendim değerini bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Annelere yani yapmış oldukları hizmetin karşılığı olmasa bile en azından hani dediğiniz gibi helallik için Tabii. bir ortaya konulabilecek bir proje. Yani ortaya bir yerden olabilir. başlamak lazım. Bir yerden başlamak mi? lazım. Evet. Onun dışında baktığımızda bakın milli ekonomi modeliyle ile alakalı evet. bahsettiniz. Milli Ekonomi Modeli diyor Hüseyin Benim <laughs> Baş Beyefendi. Benim başucu kitabımdır. Evet. Şimdi aynı zamanda Milli Ekonomi Modeli sadece bir model değil, bir pusuladır. Yani Evet. Bir yol kitaptan gösteren, bahsetmek tabii bir kitap değil bu sınırlayamayız diyor. Bir kitap olarak sınırlayamayız evet. diyor. Bir, pusula, bir pusuladır. Yol gösterici bir bir aslında bir yol haritası bu. Tabii. Bizi hani aydınlığa taşıyacak, bizi kurtuluşa götürecek olan bir yol haritasından bahsediyoruz. Burada şey sözünü kopardıktan <laughs> ben söyleyeyim. Şey çok önemli. Bakın e, Hazreti Hz. Peygamber biliyorsunuz vefat etmeden önce hani e, zaten hani Kur'an-ı Kerim zaten bizzat Cenab-ı Hak tarafından indirilmiş ve Hazreti Ali Efendimiz'e şunu söylüyor. Diyor ki benden gördüklerini yaz. Hz. Ali diyor ki ya Resulat diyor hani benim unutmamdan mı endişe ediyorsunuz? Hayır diyor. unutmandan endişe etmiyorum. Bir senden sonrakiler için bunları yazıyor. Evet. Senden sonra, sonrakiler bundan istifade etsinler. Gerçekten de bütün 12 tane hani Prof. Haydar Başbey'in ehlibeyt külliyatına tek tek anlatılıyor zaten. O 12 imam, dediğimiz o ehlibeyt torunları, <laughs> ehlibeyt nesli o hep o kaynaktan besleniyorlar. Evet. Hazreti Ali'nin bizzat kaleme aldığı, Hazreti Peygamber'in de bizzat söylediği ve ortaya koyduğu tavırlar, onları bizzat e, yazılı hale getirmiş e, Hazreti Ali Efendimiz. Şimdi teşbihata olmaz. Şimdi Profesör Haydar Başbey aslında hani bu ortaya koyduğu ölçüleri bizzat kendisi yazarak önümüze koydu. Evet. Yani bunu yazın demedi, kendisi yazdı. Dedi ki bak millet ekonomide çözüm şudur. Evet. Efendim e, siyasette çözüm şudur. Devlet anlayışı şöyle olmalıdır. Milli devlet böyle olmalıdır. Falanca para politikası böyle olmalıdır diye bir ömre sığmayacak eserler ortaya koyarak aslında e, on binlerce sayfa bunları önümüze koydu. Şimdi bize düşen işte Sayın Hüseyin Baş Beyefendi'nin de yani yaptığı gibi başucu eseri olarak bu ekonomi modeli olsun, milli devlet tezi olsun, elibet külliyatı olsun önümüze koyup karşılaşacağımız bütün sorunları da efendim bu eserlerle beraber çözmektir. Evet. Şimdi burada tabii Hüseyin Baş Beyefendi'nin şöyle bir avantajı var. Nedir o? Hani Bansurke <laughs> Partisi'nin genel başkanı olarak ve aynı zamanda Prof. Haydar Baş Bey'in evladı olarak aslında bu kitabın şifrelerini de bizzat hani e, genel başkanından ve babasından öğrenmiş oldu. Evet. Yani bu işin şifrelerini bilmek çok önemli. Baktığınız zaman bu modeli hani dışa bu işin eğitimini almamış olan bir insanın bu esere bakması farklıdır. Ama yıllarca bu eserin eğitimini bununla yorulmuş olan insanın hani Hüseyin Baş Efendi gibi evet. bir liderin bu esere bakışı farklıdır. Bunu görmek lazım. Evet. O baktığı zaman çok şeyler görür. Ama efendim dışarıdan bir adam baktığı zaman Bakar, ha güzel tespitler der, ama evet. onu belki hani kapitalist anlayışla beraber yorumlamaya kalkar, öyle yapmaya çalışır, böyle yapmaya çalışır, çuvallar ve efendim buradaki hakikatler, buradaki doğrular onu, onu, onu bir çıkışa götürmez. Evet. Ben inanıyorum ki bugün iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'de birçok siyasi parti lideri ve kadrosu şu eseri almış vaziyette, didikti didik inceliyorlar şu anda. Ki çektikleri kopyalardan zaten görüyoruz. Bunu görüyoruz. Burada. Evet. Ama Hüseyin Baş Beyefendi'nin rahatlıkla gelebildiği bir sonuca asla gelemezler. Bunu da e, ifade etmemiz lazım. Evet şimdi baktığınızda milli ekonomi modelinin tabii hayata geçiş e, yöntemlerinin oluşan bir de e, sosyal devlet projeleri var. Yani en nihayetinde milli ekonomi modeli evet bir model ama bu modelin toplumla buluştuğu bir sosyal devlet yapısı var, anlayışı var bu noktada da Hüseyin Baş Bey'in devlet tanımı var. Hı İşte programda şöyle bir ifade kullandı. İşte buçuk milyarlık işte dünya tarihinin insanlık süreci bir süre sonra devletleşmeye gitmiş. Yani artık işte ilk insandan başlayan, Hazreti Adem'den başlayan süreç bir süre sonra işte ne diyelim kabileler, toplumlar, halklar ve millet olma, devlet olma ihtiyacını getirmiş. Devlet olma ihtiyacının geliş temeli, devlet olma ihtiyacının doğuş nedeni esasında bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması. Şimdi bireyin temel ihtiyaçlarına baktığınız zaman işte bebek mamasından, eğitime sağlığa kadar pek çok alanda bireyin ihtiyaçları var. Ve bu bireyin ihtiyaçlarıyla devlet arasındaki ilişkiyi Hüseyin Başbey tanımlarken diyor ki devlet toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. E, ve biz diyor sonrasında ekliyor. Bunu yapan e, iktidara gelirsek yapacağız diyor. Şimdi bugün baktığımızda kapitalist sistem esasında ne diyor devlet toplumun Temel ihtiyaçlarını karşılamamak zorundadır. Yani <laughs> karşılamak değil, karşılamamak zorundadır. Çünkü karşılarsan diyor, o zaman diyor sen diyor merkeze insanı koyarsın, Bu da diyor bizim kültürümüze ters. Şimdi kapitalist devlet anışında şu var zaten. Hani Prof. Aydar güzel özetlemişti onu. Evet. E, kapitalizmde e, hani devlet kapitalistlere çalışır. Evet. Millet de kapitalistlere çalışır, kazanır, eder. Alın bütün alıntını o kapitalistler için ortaya koyar. Kapital sahipleri, sermaye sahipleri için. Tabii. Ee, komünist <laughs> sistemde devleti yöneten bir idare vardır. Devlet bunlara çalışır. Millet de bunlara çalışır. Evet. Milli ekonomi modelinde ise millet kendine çalışır. Devlet de millete çalışır. Evet. İşte milli ekonomi modeli bu. Milli devlet sistemi bu aslında. Ve devletin asıl tanımı da bu zaten. Yani evet. devlet bunun için vardır. Şimdi Hüseyin Baş Bey Efendi onu söylüyor. Yani devlet, devletin rolü diyor önemli. Devlet diyor ekonomide, siyasette her konuda aktif bir rol üstlenmeli. Özellikle evet. ekonomiden bahsedecek olursak ekonomiden uzak duramaz devlet. Ekonomide seyirci olamaz. Yani küçük Olay devlet merkezinde. anlayışı değil tam tersi büyük devlet anlayışına Tabii. dönük bir açıklamaydı ve toplumla devlet arasındaki ilişkiyi de bu manada esaslı özetledi. Tabii. Ben hep onu söylüyorum. Şimdi benim vatandaş olarak vatanıma bir borcum var, can borcum var değil mi? Hani işte askerlik bu hizmetin bir parçası. Ay Allah korusun, Allah muhafaza. Asla yaşamayalım ama bir savaş hali geldiğinde değil mi bizler vatanımız için, devletimiz için cepheye gideceğiz ve ne sermayemiz var? Bir can sermayemiz var. Vereceğiz gözümüzü kırpmadan. Amenna. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bunun karşılığında benim de devletimden beklentilerim var. İşte eğitim, birazdan vakit kalırsa gireriz, değil mi? Bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Hı hı. İşte ekonomi, işte efendim baktığınız zaman sağlık, hukuk, pek çok alanda da benim vatandaş olarak devletimden beklentilerim var. Son belki 20 yılda, 30 yılda hiç olmadığı kadar artık günümüz gençliği ekonomik çıkarlarını yabancı ülkelerde arıyorlar. Halbuki. Beyinler, işte dün sen geçen programda Pazartesi bahsettin. Şu an işte bu pandemi sürecindeki en büyük umut olan aşıyı Almanya'da bulan Türk Türk vatandaşları. Evet. Soru şu, bu vatandaşlar bu aşıyı Türkiye'de bulabilirler miydi? Dün işte Hüseyin Baş Efendi bu soruyu da sordu. Evet. Yani e, biz ona devlet olarak bu imkanı sunabilir miydik? bu eğitimi onlara doğru eğitim olarak biz onlara verdik. Evet. Ama imkanı verdik. Laboratuvar imkanı. O yani. insanlar da eğitimi aldılar. Bu insanlar gerçekten dahiydi. Türkiye'de her yüz insandan ikisi dahi olarak e, yetiştiğini evet. zaten Hüseyin Baş Beyefendi ifade etmişti. Bunları biz ne yapıyoruz? Beyin göçüyle beraber hep kaybediyoruz. Birileri bunları bizden bizim eğitimimiz insanları alıp bu dahi evet. insanları alıp bizim insanlarımızı götürüp değerlendiriyorlar. Ama ne yapıyorlar? hani eğitimi biz veriyoruz. Adamlar imkan sunuyorlar o imkanlarla beraber de adam bize değil oraya hizmet etmiş oluyorsun. Evet. Şimdi işte ne diyor Hüseyin Baş Efendi? Biz bu hayalleri de gerçekleştireceğiz. Yani evet. bu dahi olan insanları özellikle ön plana tutarak onların hayalleriyle beraber bu ülkeyi birleştireceğiz. Yani bu ülkenin geleceğiyle beraber o gençlerin hayallerini birleştireceğiz. Evet. Ve mükemmel sonuçlar elde edilecek. Ve burada çok önemlidir. Hani devlet devlet faktörü çok önemli. Şimdi bizde şu an kapitalist mantıkta devlet ne ne diyor? Bana üreteceksin diyor. Evet. Bana yani sen diyor kazanacaksın, çalışacaksın, alın terini dökeceksin diyor, bana vereceksin diyor. Ben de ne yapacağım diyor? Küresel sermayedeler aktaracağım onu. Yani evet. Şimdi böyle bir mantık var. E, e, peki ben ne yapacağım diyorsun şimdi? Bana sen ne yapacaksın? E, sağlığı diyor, işte şöyle yapacağım. Bakıyorsun sağlık paralı. Evet. Eğitim, yani şöyle yapacağım eğitim paralı. E, aşı paralı bu. Mesela Belçika biliyorsunuz dün bir karar aldı. E, bütün korona aşılarını bedava yap halkına. Halkın tamamını bedava yapma kararı aldı. Evet. Şimdi baktığınız zaman devlet budur. Yani devlet vatandaşın aşısını yapmalı. Devlet vatandaşın sağlığını gözetmeli, korumalı, Hastaneleri ona sunmalı. Eğitimi bedava yapmalı. Hatta elektriğini, doğalgazını <laughs> vesaire devlet sunmalı. Devlet bunun için var. Ama şimdi Devlet kapitalist sistemde bunu yapamıyor. Neden? Çünkü kapitalist sistemde aslında normal şartlar altında devletin elinde bulunması gereken kaynaklar sermaye gruplarına pay edildiği için devlet güçsüz kalıyor ve devlet bu vasıflarını yapamıyor. İşte milli ekonomi modeli diyor ki her şey yerli yerine oturtulmalı, devlete ait olan kaynaklar devletin olmalı evet. ve devlet bunu milleti hizmet için ortaya koymalı. Evet. O yüzden hani. Önceki günde ifade ettik. Milli ekonomi modelinin e, teşvik projelerini uyguluyor değil mi bugün bazı devletler. Pandemiden Tabii. kurtulmak için efendim, e, morguç krizinden kurtulmak için de bunu yaptılar. Şimdi pandeminin etkilerinden kurtulmak yani için de yani yapıyorlar. Yani ekonomiyi birazcık canlandıralım ve vatandaşın cebine doğrudan para koyalım. Yani çabuk harcayacakların cebine Tabii. para koyalım diyorlar. Bu milli ekonomi modelinin projesi. Peki bunu neyle yapmaya çalışıyorlar? kapitalizmin kaynaklarıyla yapmaya çalışıyorlar. Ya kapitalizmin kaynaklarıyla milli ekonomi modelini projede uygularsan bir ay ertelersin krizi sonra batarsın. Evet. Ki Almanya gibi güçlü bir ekonomi esasında günün sonunda geldiği noktada geçtiğimiz dönemde 2019 yılı sonu bütçesinde yanlış hatırlamıyorsam 350 milyar dolar gibi bir fazla vermişti. Evet. Yani bütçe fazlalığı vardı ve adeta hani kıskanılan boyutta ki Almanya bugün dünyanın en büyük nüfusuna sahip, en kalabalık nüfusuna sahip bir Çin'i değil, bir Amerika'sı değil, bir Hindistan'ı değil ama mevcut yapısında çok büyük bir bütçe fazlası verdi. Ve o Almanya bugün diyor ki biz 2021'de bu şekliyle pandemi sürecini yönetemeyiz. Evet. Çünkü kapitalist sistemde evet cebimdeki fazla parayı dağıttım, bitti. Para bitti. Para bittikten sonra ne vereceğim? hani umutla mı insanları karnını doyuracağım? Ya da işte güzel sözlerle mi insanımın karnını doyuracağım? İşsizliği azaltacağım, bitireceğim. Şimdi mesela Almanya'dan bahsedildiğinde, Almanya şu anda Batılı ülkeler içerisinde en fazla demokrasi uygulayan ülkelerden bir tanesidir. Bu önemli. Ve sosyal devlet. Ve Anlamında üretimle da, evet. üretimle kazanan bir devlettir. Evet. İşte bir yani devletle, mühendislik faaliyetleriyle tabii, zengin olan bir ülke. Yani gerçekten üretim devinden bahsediyoruz. Yani üretim konusunda tabii. ciddi bir güçten bahsediyoruz. Ve teknolojide de öyle. Şimdi işte bir hani devleti de sen bir şirket gibi düşünür. Ardından hani üretimle ve topladığı vergilerle ayağa kalkmasını beklersen olabileceğin en yüksek şey makam almayadır. Evet. Yani kapitalizmin yani şöyle diyeyim. Ee, üreterek çalışarak kazanarak e, hani elde kapitalist sistem içerisinde kazanan tek devletler Almanya çok evet. o da şu anda dibi boylamış durumda evet. ee, Peki e, şimdi Almanya'da biz kongre yaptık değil mi yani Mill kongre evet. kongresini yapıldı ve biz de oraya e, şahit olarak e, bizzat katılmıştık ve o kongrede özellikle Alman Profesör olan Grabau eee Dolaylı vergilerin kaldırılması projesini Milli Ekonomi modelinde itiraz etmişti ilk başta. Dedi olmaz böyle şey dedi. Şey dedi. Biz dedi her yıl dedi yani 60 milyar euro, 100 milyar euro buradan bir gelir elde ediyoruz. Ve bu bizim sosyal devlet projelerimizin hayata geçmesi için fayda sağlıyor. Evet. Mesela çocuğu olanlara biz maaş bağlıyoruz, bilmem ne yapıyor, bunları buradan sağlıyoruz diyor. Bu, bunu almasak biz bunları nasıl yapacağız diye isyan etti. Sonra milli ekonomi modelinin gelir kalemlerini dinleyince Prof. Haydar Başbey'den ve diğer e, kongrede sunum yapanlardan adam milli modelinin hayranı oldu. Ve ardından şunu söyledi, beni Avrupa'da bir temsilciniz olarak görün dedi. Evet. Şimdi burada şey şudur, milli ekonomi modelinin kaynaklarıyla kapitalizmin kaynakları çok farklıdır. Kapitalist kaynaklarla sosyal devlet projesi uygulayamazsın. Uygularsan da bir noktadan sonra batarsın. Bugün Almanya'da olduğu gibi. Milli ekonomi modelinin gelir kaynakları da ancak sosyal devlet projeleri ortaya konulabilir. Tüketim, teşvik projeleri hayata geçirilebilir. Çünkü evet. milli ekonomi modeli devleti devlete devlet olmasından kaynaklanan imkanlar sunuyor. Senyoraj geliri, emek ve üretim karşılığı senyoraj geliri devre olması bu kaynaklardan bir tanesi ve en önemlisidir. Başka? Sahip olunan kaynaklar, madenler karşılığı… Paranın devreye konması da yine en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Evet. Bunları devreye koymadığınız zaman ev hanımlarına maaş veremezsin. Vers, verirsen bir ay sonra batarsın. Tabii. İki ay sonra batarsın. ha Hiç olmadı. Üç ay sonra batarsın. Ki dün onu konuşacaktık. Bir cümleyle aslında yeri gelmişken onu Tabii. ifade edeyim. Oradan ee, da bu yarınki gündeme dönelim. Bu malum para piyasaları kurulunun açıklayacağı faiz miktarına sadece Türkiye değil... Amerika'daki ne diyelim biz ona faiz lobileri de gözünü dikmiş durumda. Yarın öğlen saatlerinde 2-2,5 iki, iki gibi herhalde bir açıklamaya bekleniyor. Ama senin cümleni alalım oradan da oraya geçelim. Bakın Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'in açıklaması ne diyor? Evet. Diyor ki, Dünyada yeni tip koronavirüs salgınına uğraşırlıkken bir de birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyutaki kıtlık salgını, salgınının eşindeyiz. Kıtlık salgını diyor. <laughs> evet. Kıtlık salgını. Küresel anlamda. Yeni bir pandemi. Dünya liderleri para ve teşvik paketleri saldıkları için bu kıtlık salgını 2020'de engelleyebildiler. Ama 2021'de buna karşılaşacağız diyor. Korkunç boyuta karşılaşacağız. Evet. Şimdi ne demek istiyor? Siz şimdi milli ekonomi modelinin projelerini kapitalist şartlarda uygulamaya kalkarsanız Kıtlı, kıtlıktı, problemdi, şuydu, krizdi, trajediydi bunları 3 ay sonra ertelemiş olursunuz. Tabii. Ama 3 ay sonra bu kar topu gibi büyüyerek gelir. Şimdi oturduğunuz bankayla diyelim, borcunuzu ödeyemediniz. Ne yapıyorsunuz? Efendim bir yapılandırma diyelim ki yapıyorsunuz. Yapılandırma diyelim adam diyor ki sana 3 ay tamam ödeme diyor. 3 evet. ay sana müsaade edeyim. 3 ay sonra öde diyor. Tamam diyor. Hay hay diyor. Peki sonra ardından da yüzde bilmem ne faizi ekliyor. Yani bugün ödeyemediğin para 3 ay sonra ödemeye kalktığında biraz daha o kar topu büyümüş oluyor. Evet. Şimdi bu yıl sen bu krizi teşvik paketleriyle engellemiş oldun doğru. Peki 2001'de karşılaşan krizi nasıl olacak? Bu yıl karşılaştığından en az iki kat daha fazla olacak. E tabii bütçe açığı vereceksin. O bütçe açığını hani bu sefer karşılamak için dolaylı vergileri artıracaksın, cezaları arttıracaksın. Ama en nihayetinde ülkedeki piyasa koşulları da ...ona müsaade edebildiği kadar... ...sana cevap verecek... ...evet sen vatandaşa ceza kesebilirsin... ...vergileri arttırabilirsin... ...vergi üstüne vergi koyabilirsin... ...tamam ama vatandaşın da bir dur noktası var... ...esnafın, piyasanın bir dur noktası var... ...o dur noktasına geldikten sonra... ...artık ondan sonra ne yaparsan yap... ...cepten çıkabilecek para belli... ...yani o paranın bittikten sonra... ...artık... ...daha bir şey talep etsen de bir şey alamaz... ...şimdi... Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu yarın bir açıklama yapacak. Malumun işte Berat Albayrak'ın istifası ardından maliyede ve hazinede gerek yeni yapılanmalar, bürokratik atamalar ve ardından döviz fiyatlarının kurunun düşmesi, TL'nin değerlenmesi ve Morgan Stanley ve JP Morgan gibi kuruluşların ve birçok kuruluşun, Amerikan merkezi kuruluşun Türkiye'de Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımı beklentisi var. Yarın 19 Kasım bu beklentilerin ne kadar karşılayabilecek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Ne dedi Erdoğan? Ee, yüksek faize vatandaşımı ezdirmeyeceğim dedi. Oradan da ben şöyle bir tahminde bulunuyorum. Diyorum ki evet bir 500 baz puanlık bir artış bekliyor yabancı finansörler. Ee, işte spekülatörler, faiz lobisi ama öbür taraftan da içeride yürütülmesi gereken bir takım dengeler var. Gerek siyasi dengeler gerek ekonomik dengeler. Böyle ortada arada bir açıklama gelecek gibi bir his var içimde. Yani 350-400 bas puanlık işte yani %3,5 belki dörtlük bir açıklama gelebilir ki bu e, hani belki bir süre sonraya kadar bir süre bizi idare edebilir beklentiler çerçevesinde ama Batı istikrar bekliyor bu konuda. Senin beklentin var mı? Hani onu bir alalım, hani istersen. Sonrasında da bu faiz beklentisi neden oluştu? Onu dinleyelim senden. Şimdi tabi burada bazı konularda hani önceden tahmin etmek mümkün değil. Yani burada Mutlaka. tabi şimdi Türkiye'deki siyasetin de burada dengesi önemli, beklentiler de önemli. Ama biz ne yapıyoruz? E, ihtimalleri konuşuyoruz. Tabii ki. Ve burada e, yarın... yapılan açıklamalardan çıkarımlarda bulunuyoruz. Yani ben mesela dolar konusunda e, işte şu kadar olacak demiyorum ve diyemem de. Evet. E, şu ana kadar da demedim yani mü mümkün olduğu kadar. Neden? Çünkü e, Türkiye'deki doları belirleyen irade biz değiliz. Merkez Bankası değil. Yani yabancılar doların ne kadar olmasını istiyorsa o kadar oluyor. Yani evet. bazen çıkartıyorlar, bazen indiriyorlar. İndirirken de kazanıyorlar, çıkartırken de. Yani hani 10 lira dolar olacak e, olmadı. Hani doların gerçek değeri şu an 10 lira mıdır? E, bence 10 liradır. Ama efendim e, ne yapılıyor? Bir şekilde bunlar baskılanıyor. İş, 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 yani i̇şin içine tavizler giriyor, işin içine farklı şeyler giriyor, beklentiler giriyor vesaire. E, bakıyorsunuz düşüyor, çıkıyor vesaire. Şimdi e, bakın yarın saat yani 19 Kasım'da saat 14'te para politikası kurulu Merkez Bankası'nın bir faiz kararı açıklayacak. Evet. E bu faiz kararı konusunda e, daha önceki programlarda ifade ettik. Hani Goldman Sachs firm, e, Yatırım Bankası, e, JP Morgan ve onun dışında diğer bütün küresel şirketler hemen hemen ortak bir açıklama gibi e, ortaya koyarak yani biz burada bir faiz beklentimiz var. E, dolayısıyla bu faizin biz 500 basman artırmasını istiyoruz. Kimisi 475, kimisi 500. Evet. Yani yüzde %10, 10.25 olan politika faizinin 15 ya da onun üstüne çıkartılmasını talep evet. ettiler ve istediler. Yüzde yani 15'lik bir faiz beklentisi var. Evet. Politika faiz. Yani Ardından reel piyasadan bahsetmiyoruz burada. Evet. Ardından da doları doları efendim 858'derden önce bir 858'e çıkardılar. Evet. Ardından da 70'lere kadar düşürdüler. Bakın düşürdüler diyorum, çıkardılar diyorum. Bunu biz yapmıyoruz. Bunu o doların sahibi kimlerse, dünyaya satanlar kimlerse, milyarlarca dolarla her gün trilyonlarca dolarla oynayanlar kimlerse, onlar bu doların kurunu Türkiye'de ya da diğer ülkelerde belirliyorlar. Evet. Bunu ifade etmemiz lazım. Ve bunu belirlerlerken de kazanıyorlar, indirirken de kazanıyorlar, artırırken de kazanıyorlar. Şimdi bu hadise şu: e, Doları şu anda adam e, niçin düşürüyor? Benim beklentim bu diyor. Eğer bu beklenti bakın doları ben düşürüyorum diyor şu anda. Bu beklentimi karşılamaz karşılaşmazsan sana felaket yaşartırım diyor. Aslında bu bir tehdittir aslında. Yani dolarla dolar sopasıyla terbiye etme yöntemidir bu şu anda. Evet. Maalesef yani Türkiye gibi bağımlı ekonomilerde, borca dayalı, dolara dayalı ekonomilerde bu tür e, efendim tehditleri, şantajları kullanıyorlar ve kullanmaya da devam ediyorlar. Adamların beklentisine faizlerin artılması Peki Sayın <laughs> Cumhurbaşkanı bugün bir faiz açıklaması yaptı. Evet. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan? E, Türkiye Odalar Birliği Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada. E, diyor ki yüksek faize yatırımcımızı ezdirmemiz gerekiyor. Ezdirmememiz gerekiyor. Yani buradan anlaşılan ne? Yani faiz artırımını yapmayacağız anlamı çıkıyor buradan. Yani biz bir faiz artırımı yapmayacağız diyor Cumhurbaşkanı aslında. Yani çünkü %10.25'ten hani 20 25 puan bile artırsanız değil mi? Bu faiz artırımı demektir. Bu üreticinin, yatırımcının ezilmesi anlamını taşıyor faiz boyutunda sadece. Evet. Ee, mali disiplini koyarak koy, koruyarak büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yani mali disiplin devam edecek diyor. Kemer sıkma politikaları devam evet. edecek diyor. Zaten bunu daha önceki yaptığı açıklamada acı fatura olarak, acı fatura olarak ifade etmişti. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz diyor. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır diyor. Yani enflasyonla mücadele yine, yine ekonominin odağında, merkezinde. Evet. Bunları bir yere, bir yere not alalım aklımızın bir köşesinde. Çünkü bunlarınla ilgili her cümle söyleyeceğiz. Bakın şu cümle çok ilginç Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine ait bir fikri ya da projesi olmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi günüştür diyor. Yani bu noktada tabii tüm siyasilerin hani milli ekonomi modeli gibi bir modele sahip olan e, Bamsukya Partisi dışındaki bütün siyasilerin iktidarıyla muhalefetiyle aslında biz aynaya bakmaya davet ediyoruz bu konuda. Onu ifade etmemiz lazım. Başka yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli dikkatli olmamız lazım diyor. Ee, Birçok işi insanımızla konuştuğumuzda yeni bir faiz, bizi beni faiz batırdı diyorlar. İnşallah bunları da tersine çevireceğiz diyor. Ee, şöyle devam ediyor. Faizle ilgili bölümlerini okuyorum. Yüksek faizden arındırılmış sizlerin ihtiyaç duyduğu destek paketini hayata geçirdik diyor. Ve bu şekilde ihracat odaklı bir ekonomiden bahsediyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı, yani bugün yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar Birliği'nde yaptığı açıklamada evet. aslında e, faiz artırmayacağım sinyali var. Evet. Peki faiz artırılmazsa, şimdi e, faiz artırılırsa ne olur? Hani 500 bas puan, şimdi o seçenekleri değerlendirelim. Evet. Diyelim ki biz küresel baskıya dayanamadık, paraya da ihtiyacımız var. Merkez Bankası da şu anda ciddi bir net açığı var, 40 milyar dolara yakın. Dolayısıyla bizim para ihtiyacımız var. Tabii. Para ihtiyacımız olduğu için dedi ki ha biz bunlara eyvallah diyemeyiz. Ne yapalım? Biz bunlara hani hayır diyemeyiz. O zaman ne yapalım? Pa artıralım. Ne yapalım? 500 bas artıralım. Bakın bu belki bir, bir, ay, iki ay, üç ay doların belli bir noktada kalmasına e, sebep olabilir. Yani 7.70'lerde kalmasına sebep olabilir. Fakat bir sonraki ay ya da iki ay sonra ya da üç ay sonra yeni politika Efendim toplantısında bize yeniden diyecekler ki bir 300 puan da artırın, bir 500 daha artırın. Yapmadığınız zaman dolar yine yükselmeye başlar. Hem faiz artmış olur, hem de dolar yükselmeye başlar. Hüseyin Başbey Efendim buna benzer bir tweeti vardır biliyorsunuz. Evet. Peki doları kısmen artırdığımızı düşünelim. Yani 300, yani siz dediğiniz gibi, yani hani oraya da dokunmayalım, buraya da dokunmayalım, arada bir şey yapalım. 500 değil de 250 yapalım. Daha kısa süre önce, yani çok kısa süre sonra doları yeniden yukarı fırlatmaya başlarlar ve derler ki kardeşim biz 300 daha istiyoruz, 500 daha istiyoruz derler. Yani bunu da yine şey yaparlar. Peki doları hiç şey faizi hiç artırmadığımız düşünün. O zaman faizi sabit tuttuğumuz zaman zaten dolar 8'e 8'e çıktı biliyorsunuz. Evet. Adamlar doları fırlatırlar. Yani burada mesele şudur. Peki yani biz şunu demek istemiyoruz. Hani faizleri artıralım demiyoruz biz bizi de ben yani Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Ekonomi Politikası yöneticileri lütfen bizi doğru anlayın. Biz faizleri artırın demiyoruz. Biz ne diyoruz biliyor musunuz? Bu politikayla, bu kapitalist anlayışla, bu bağımlılıkla artırmazsanız sonucu bu olur diyoruz. Biz diyoruz ki sistem değişmesi lazım. Yani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yani gerek sosyal medyadan attığı mesajlarda gerekse dünkü konuşmasında hep şunu vurguladı zaten. Yani bizim istediğimiz şey efendim e, ne dedi Hüseyin Baş Efendi? Bakanlar değişmesi değil. Efendim Merkez Bankası başkanlarının değişmesi değil. Sistemin değişmesi. Ekonomik sistem evet. değişmeli. Bu değişmediği müddetçe sen faizi de artırmak zorundasın. Doları da artırmak zorundası buna mecbursun. Evet. Başka bir şansın yok. O yüzden bizler de diyoruz ki milli ekonomi modeli. Eğer gerçekten bakın enflasyonla mücadele kazanmak mı istiyoruz? Milli ekonomi modeli bize sıfır enflasyon önümüze koyuyor. Faizleri biz artırmamak mı istiyoruz? Yani Tek rakamlı değil, hiç rakamlı. Evet, hiç rakamlı. Faizlerden biz kurtulmak mı istiyoruz? Faiz Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı şunu itiraf ediyor. Diyor ki, yatırımın önündeki en büyük engel faizdir diyor. Biz de %100 katılıyoruz, faiz sıfır olması lazım diyoruz. Evet. Bunun tek sistem var bundan ilgili, milli ekonomi modeli. Evet. O yüzden artık çözüme dönmeliyiz. Çözümün adresine dönmeliyiz diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten dolu, yoğun bir program oldu. Giremediğimiz bazı konu başlıkları oldu ama bizden sonra ana haber bülteninde özellikle pandemi sürecinin o birazcık da kafa karıştıran hani nedir, ne değildir, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkıyor, ne zaman çıkamıyor, 20 yaş altı ne olacak, işte okullar açılacak mı, açılmayacak mı tüm detayları birazdan ana haber bültenimizde bulabilirsiniz diyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte burada Mertem TV'de sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Mertem TV'de kalın, sağlıcakla kalın.